Evet, bu arada kabak karnıyarık ve kaprese salatası geldi. Nasıl çok görünüyor bu zaten uzaktan? Ben görünüş olarak kuruduğunu düşünüyorum. Neyi? Üstü tamamen kurumuş gibi geliyor, kıymasız. Kabak karnıyarın mı? Evet, kuruduğunu düşünüyorum. Ya, görüntü olarak. Kavurdu herhalde bu kıymayı, kavrulmuş gibi duruyor. Kurumuş tabii ki gibi geldi bana görüntü olarak. Buyurun Onur Bey. Teşekkürler. Seda'nın peçetesi yere düşmüş. Öyle mi? Ben mi alayım? Ben alayım yine, insanlık bende kalsın. İnsanlık değil, biraz nezaket diyoruz ama nezaketinizi çoktan kaybettiniz zaten. Ben gayet nazik bir insanım, onu hiç size sormayacağım nasıl olduğunu. Bu afiyet nezaketiniz olsun, inşallah beğenirsiniz. Ev sahibinin izni olmadan girmek istemedim. Bu şekilde, bu çirkin üslup çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ben de girebilirdim ama girmedim. Ev sahibine saygımdan dolayı Seda Hanım'ın bu tavrını da hiç tasvip etmedim. Mutfağa bakmak için girmemiştim. Yani girerken de zaten seslendim güzel bir şekilde. Oktay Bey yardıma geldi. Çünkü servisi çok fazla yavaştı. Ama büyük bir tepki gösterince açıkçası bakmak istedim. Sakladığı ne var ki bu kadar tepki gösteriyordum ama yani bana İngilizce tepkiler veriyor da gerçekten mutfağda bir İngilizce tepki verecek kadar kötüydü bence. Evet. Mozzarella peyniri orijinal mi Oktay Bey? Yoksa hani ben İtalyan... yapmadım ama hayır, bufalo, siz yaptığınız anlamda demiyorum. Bufalodan yapılmış bir peynir. İnşallah anladım, beğenirsiniz tadını. Size layık olmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Üzerine pesto sos eksik ve karabiber. Pesto sosu süs için koyuyorlar. Ve karabiber, öğütülmüş karabiber de. Karabiber ben buna yakıştırmıyorum. Ben de yakıştırmıyorum karabiberi, evet. Biraz fazla acı oluyor. Bir iki yerde ben de şey denk geldim, tane koymuşlardım. Yani pesto koyuyorlar, ona evet, yalan söylemeyeceğim. Marketten baktım, sordum hazır pesto sos. Orada bulamadığımız için koymadım. Ama olsaydı da ben üzerine koymuyorum. Yani pesto sosu şöyle yanına 3-4 damla hani dekor damlatırdım, yapıyorlar dekor falan koyardım. Evet. Yedin galiba Zeynep. Hı hı. Hadi yedim, dinleyelim seni o zaman. Yani çok yorum yapamayacağım. Çok beğenmedim kabağı açıkçası. Neden? Sebebini de söyle lütfen. Yani sadece kabağı beğenmedim. Dışı biraz pişmiş, içi pişmemiş gibi. Kıymayla karnı kabağı ben hiç yakıştıramıyorum. Hmm. Damak tadıma hitap etmiyor belki. Kıymayla kabağı yakıştıramıyorsun. Evet. Kıymalı kabak yemeği yapmaz mısın sen? Yok, hayır. Ha. Çok yakışır halbuki. Yok, doğrudur, yakışabilir. Aa, ama ben kendim hani beğenmiyorum. Ne, ama bunlar ben, yani çok ikisi bir arada tüketilen şeyler. Aynen, de onun için şaşırdım. Aynen, tüketiliyor. Musakkada, karışık musakkada da yine Kalem tüketiliyor ama ben hayır hocam, bu şekilde ben tercih etmiyorum. Onu beğenmedim. Peki olabilir, kaprese salatası? Yani. Nasıl yani? Sunum olarak hoş. Böyle çok oluyor bir zaten. Şey yok. Biliyorum böyle olduğunu. Evet. Hani çok uğraştırıcı bir şey değil. Bunun için uğraşmışsınız. Elinize sağlık. Afiyet peki olsun. Selda? Zuhal Hanım, ben kabak karnıyarı beğenmedim. Bir kere çok yağlı buldum içini. Şu, yağlı değil. Yağlı değil şu, ya. Bana göre tam tersi. Tam tersi, biraz kuru geldi bana da. Üstü kurumuş ama. Selda Hanım gerçekten bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, bunu müsaade edebilecek misiniz? Hepimizin damak tadı aynı değil zaten. Ben yağlı buluyorum. Yağlı da yemediğim için dikkat ediyorum. Ne yağlı? Siz yağlı sevebilirsiniz, yağlı neyi yiyebilirsiniz. Yağlı? Yok, çok evet, merak ettim. Neyi Seda'nın yağlı, yağlı sevdiğini, yediğini nereden çıkardı? Tahmin ettim sadece, yoksa yok, hayır. Kendi yemekleri de çünkü biraz öyleydi. Ben beğenmedim. Sevmedim tadını, gerçekten sevmedim. Domatesleri çok özensiz buldum. Benim domatesleri laf söylemiştiniz. Sizin domatesler benim şöyle genç farkı göstereyim, çöpleri üzerinde duruyor. Olmaması gerekirdi. Yeşilliğiniz bu ölmüş, yani bu savaştan çıkmış gibi. Yani hiç beğenmedim. Fesleğen. Fesleğen. Hiç beğenmedim. Elinize sağlık ve ara sıcağı bu şekilde, bunu yakıştırmadım ara sıcağınıza. Sen ne diyeceksin Onur? Ben ara sıcak olarak olabilir. Yani normal bir ara sıcak tabağı. Kabak güzel pişmiş. Yalnız kabak beklediğinden ötürü de olabilir ya da kurutulmuş evet, da olabilir. Biraz kurumuş. Evet. Kıymanın tadını beğendim ama kıymanın üstü kurumuş ve yağsız olmuş. Alırken tavadan bir sıkıntı olmuş olabilir. Şöyle görebilirsiniz Zuhal Hanım, bakın. Hemen şöyle size göstereyim. Yağlar orada yok, kurumuş donmuş. Evet. Sizin ha, yağ anlayışınızı gerçekten ya, merak ediyorum Seda Hanım. Ya, yani sıfır mı yağlı evet, olması evet, lazım? Evet, i̇lla ki olur. Yağ kaldırdınız da bu illa ki olur. Ve altında yağ bile yok normalde. Sıfır yağıyla nasıl kavuracak bu kıymayı? Yani yorum yapmak için yorum yapmayın. Teşekkür ederim. Benim yorumlarımı isterseniz müdahale etmeyin. Kendi yorumlarınıza hayır, odaklanın. Hayır, haksızlığa gelemiyorum. Şu an yağlı diyorsunuz. Bu yağlı değil bana yani. Bana göre yağlı. Eleştirmek Zeynep için Hanım, eleştirmeyin lütfen. Bana göre yağlı. Kıymayı nasıl kavuracak? Yağ ile kavuracak. Tamam, çok o zaman yağ bu yağ da olacak yani. Evet. Ya tabağınızda tamam, yağ olurdu Selda Hanım. Hani var yağın içinde kıymada, yüzüğü olsa ben bunu kıymada kabul etmiyorum. Yağın içinde oradan yüzüğü olsaydı bence evet yağlıydı. Bakın indiriyorum. Burada kıymada herkes kesinlikle yağlı. Göremiyorum yani, kuru bile hatta. Kuru olmuş hatta. Hatta bir tık bile bana daha göre, yağlı olabilirdi. Bana göre yağlı. Hani kıymanın çünkü üzeri kurumuş deseniz bu eyvallah. Bu karnıyarık diyor. Kabak karnıyarık diyor. Karnıyarık dediğiniz şeyde biraz yağ olur yağında yani. Zeynep Hanım, siz neden Oktay Bey'i savunuyorsunuz? Ben anlayamadım. Ben Oktay Bey'i savunuyorum. Ben doğruyu savunuyorum. Tamam, bunca zaman
Doğruyu savunuyorum. Evet, Oktay Bey'i savunmuyorum. 4 günden beri hep doğruları savundunuz. Çok Onur Bey de olsaydı aynı şeyi söylerdim. Seda Hanım olsaydı aynı şeyi söylerdim. Evet. Kıyma yağla kavurulur. Yorumun bitti, kendi yorumunuzu yaparsanız evet, yağlı eğer. Derdik. Peki Onur devam etsin lütfen. Onun haricinde de iç harcının gerçekten tam olarak normalde soğanların bu boyutta mı olması gerekiyor bilmiyorum. Soğanlar biraz büyük olduğunu düşünüyorum. Doğru. Biraz fazla büyük olmuş. Hatta şurada görebilirsiniz. Hepsi zaten o şekilde. Domatesleriniz de benim tabağımdakiler eğer özensizse ki herkes öyle söyledi olabilir. Sizinkilerle benimkinden hiçbir farkı yok. Siz sadece bir tane domates koydunuz. Ben o kadar uğraşıp sizinki de bir tane İtalyan peynirini getirmeye çalıştım. Şöyle bu peyniri siz yapmadınız sonuçta üstüne tamam. koydunuz. O peyniri zaten yapamaz Onur Bey. Ben diyorum ki sonuçta burada bir emek yok. Bakın bunda emek benim var. Benim onu kullandığım marka her markette satılmıyor. Evet. Doğru bulunan. Ben onu aradım. Ben de şöyle söyleyeyim. Sonuçta dekor kıyımızın olarak da olsa yanına koymuş. O zaman marketi övelim burada. Helal olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz sadece domates koydunuz. Zeynep Hanım siz yorumunuzu yaptınız. Bırakın ben yapayım. Zeynep Hanım bugün hiç yok yani. Ben şöyle söyleyeyim. Tadı olmuş olabilir ama kurumuş, yağsız ve kabağınız da kurumuş bu şekilde. Peki, kötü mü peki tadı? Tadı kötü değil küçük ama ben olması gerektiği gibi şey bence değil istiyorum. Çünkü yağı eksik ve kurumuş. Bir şey ekleyecektim. Bir şey ekleyecektim. Et bana yağlı gelebilir ama kıyması lezzetli olmuş yani bence her şey kıvamında. Evet evet yani lezzetinde olarak, bir sorun yok. Bir de ona bakın yani lezzetinde. Onu söylemeyi unuttum yorumumu yaparken. Lezzetinde sorun yok. Soğanlar biraz iri kalmış. Evet. Onda haklılar. Seda? Bana kabak kalın geldi içi birazcık yani. Allah Allah. Kabak cipsi yapmıyor ki. Kabağın nesi kalın? Ama kabağın çekirdekleri bile duruyor bakın. Çekirdekleri duruyor. Yani. Durur zaten. Durur çekirdekleri ya. Çekirdeklerini alamazdı zaten. Ya İçini de mümkün olduğunca gelmiş. Oyduk yani. Çekirdeklerinin duruyor olması pişmediği anlamına bizde gelmez. Bizde yok. Seda Hanım'ın kalın demesi çok normal çünkü kendi gününde kendi patlıcanları kağıt gibi yaptığı için. Evet buna usulü kalın o şekilde olması gerekiyordu. Keşke bilseniz öğrenip de gelseydiniz. İçi bana kalın geldi. Kıyması kuru geldi. Yani lezzet yerindeydi ama kuru. Yani bu da marketçiye teşekkür ederim. Bu peyniri getirdiği için ama çok bir işe yok yani. Şimdi sıkıntı şurada. O domates hele ki senin tabağındaki hepten yanlış. O öyle o yeşil yeri. O kabuğu öyle bir kere bu tekerlek biçiminde böyle daha ince olur. Mümkünse kabuğunun soyulması gerekir. Evet. Hele de bir yarışmadaysa soyulmasını tercih ederiz. Bir tekerlek kesilir. O yeşilleri zaten haydi haydi her şekilde olmaması kabuğunu gerek. Koysa da koymasa da olmaması lazım. O kısımlarını kullanmasaydı domates mi yok? Yani o domatesin sunumu kesinlikle yanlış. Selda Hanım'ın yorumlarına ben çok şaşırdım. O şu an önde gidiyor puanlamada bilerek yapıyor bunu bana. Keşke ben o puanı vermeseydim ama şu an çok pişman oldum. Yemekte olan şeye olmamış gibi davranıyor şu an. Ve bu beni biraz kırdı Selda Hanım. Herkesten beklerdim ama Selda Hanım'dan böyle bir şey açıkçası beklemiyordum.